Sevgili Mavi Kadınlılar, bugün 6 Haziran İkizler yeni ayından bahsediyor olacağız. Güzel bir yeni ay aslında çünkü Venüs kavuşumlu olacak. Venüs aşkın ve bereketin sembolü ama keşke Satürn karesi olmasaydı dedim içimden. Çünkü Satürn diyor ki yeni başlangıçlar olacak. Bunlar oldukça bereketli olma ihtimali olan şeyler. Ama Satürn'den ötürü birazcık daha geç, birazcık daha zorlayıcı başlayabilir diyor. Olsun ama yine de yeni ay ve yine de güzel şeyler getirecektir eminim. Aynı anda gökyüzündeki Jüpiter-Plüton üçgeninin etkisi de oldukça aslında bereketi, bolluğu, gücü sembolize eder. Bu anlamda Haziran yeni ayı güzel bir yeni ay. Haziran yepyeni başlangıçlara vesile olsun diyorum ben ve burçlar etkisine geçiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, bu yeni ay sizin iletişim evinizde gerçekleşecek. Yani seyahatler, eğitimler, iletişim, belki arkadaşlarla yapılan planlar, belki araba almak, satmakla ilgili bir fikriniz varsa bu dönem yine hayata geçirebilirsiniz. Dediğim gibi Venüs etkisi oldukça güzel ama Satürn'den dolayı belki biraz istediğiniz kadar hızlı olmayabilir ama yine de engeller olabilir belki ama yine de oldukça güzel. Jüpiter ve Plüton üçgeni de size diyor ki farklı ortamlara gir, yeni insanlarla tanış, yeni ortamlarda ol diyor. Kullanın bunu sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Sevgili boğalar, bu yeni ay sizin en de sevdiğiniz yerde aslında para evinizde gerçekleşecek. Parasal konularda yeni girişimler, yeni başlangıçlar, belki zamlar söz konusu olabilir. Satürn etkisinden dolayı belki bunun biraz daha gecikmeli gelmesi ya da bir mücadelenin arkasından gelmesi gerekebilir. Ama yine de gelecektir eğer dersler alındıysa. Aynı anda gökyüzünde Jüpiter Plüton üçgeninde yine aynı şeyi söylüyor size. Kariyer ve para evinizde güzel bir güç, güzel bir başlangıç, güzel bir enerji var. Lütfen bu enerjiyi kullanın. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler, bu yeni ay sizin tam güneşinizin üzerinde ya da yükseleninizin üzerinde olacak. Demek ki yepyeni başlangıçlar yapmak için, hayatı tekrar ele almak için, hayatın her alanında başlangıçlar yapmak için Venüs'ün de desteği var. Bu noktada oldukça bereketli ve güzel olacaktır. Dediğim gibi Satürn'ün bir karesi var. Bu da gelişmelerin istediğiniz hızda olmamasına, bazı engeller çıkmasına sebep olabilir ama bu sizi durdurmasın. Aynı anda gökyüzündeki Jüpiter Plüton üçgeni de size yeni seyahatler, belki yurt dışı fırsatları, belki çok önemli eğitimler, vizyonunuzu geliştirecek insanlar getirebilir. Lütfen görmeye çalışın. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler, bu yeni ay sizin birazcık ruhsal olarak içe dönmenizi istiyor gibi görünüyor. Yani biraz meditasyon yapmak, dua etmek, rüyalardaki mesajlara dikkat etmek çok daha iyi sonuçlar getirecektir. Bu anlamda biraz nada salacakmış gibi düşünebilirsiniz kendinizi. Gökyüzündeki Plüton-Jüpiter üçgeni, bu çok bereketli bir üçgen ve çok güçlü bir üçgen. Miras, davalar, krediler gibi konularınız varsa bu dönem sonuçlarını alabileceğinizi gösteriyor. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar, yeni ortamlara girin, yeni insanlarla tanışın, çevrenizi değiştirin, statünüzü değiştirin diyor bu yeni ay size. Venüs desteği de var, oldukça güzel. Sadece Satürn karesi biraz maddi anlamda krizlerle uğraşmanız gerektiğini söylüyor. Aynı anlarda gökyüzündeki Jüpiter Plüton üçgeni diyor ki size yeni ortamlara gir, yeni insanlarla tanış. Belki de statü değişikliği çok daha güçlü şekilde gelecek. Sevgili aslanlar, bunu kullanın. Özellikle bekar aslanlar, bunu kullanın. İlişkisi olanlar, evliliği olanlarsa bunu belki daha iş görüşmeleri, iş ortamları şeklinde kullanabilirler. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, sevgili başaklar, bu yeni yeni ay kariyer evinizde olacak. Kariyerle ilgili yeni başlangıçlar, yeni sözleşmeler getirebilir. Terfiler, yeni projeler de yine söz konusu olabilir. Satürn karesi diyor ki bazı engeller, bazı gecikmeler olsa da lütfen yolundan dönme. Aynı anda gökyüzündeki Jüpiter-Plüton üçgeni yine kariyer diyor. Kariyerde çok büyük güç elde edebilirsin diyor. Bir destek alabilirsin diyor. O yüzden kariyerle ilgili umudunu kaybedenler bu dönem daha aktif olsunlar derim ben. Çünkü gerçekten güçleneceklerini gösteriyor gökyüzü. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sevgili teraziler, bu yeni ay size diyor ki yurt dışı seyahati, belki yurt dışında bir eğitim, dil öğrenmek, belki ehliyet kursuna gitmek isteyeceksiniz. Bu dönem sanki bunlarla ilgili adımlar atılabilir. Yine yurt dışında yaşamı düşünenler için de bu yeni ay kullanılabilir. Gökyüzündeki Satürn hafiften size yoğunlukla, günlük rutinlerdeki sıkışıklıkla engeller çıkarsa da yolunuzdan dönmeyin derim ben. Jüpiter Plüton üçgeni yine aynı şeyin vurgusunu yapıyor. Seyahatler, eğitimler ve hatta diyor ki size belki böyle bir yurt dışı seyahatinde aşkla bile karşılaşabilirsiniz ya da bir eğitimde karşılaşabilirsiniz. Yalnız olan, bekar olan teraziler için bunu söyleyebiliriz. Kullanın. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Sevgili akrepler, bu yeni ay size yatırımlar, krediler, vergiler konusunda oldukça güzel gelişmeler, oldukça güzel başlangıçlar getirebilir.
olabilir. Gökyüzündeki Satürn karesi biraz böyle hani çocukları olanların çocuklarla ilgili belki bazı rutinlerle uğraşmaları gerekebilir. Ya da aşk hayatınızla ilgili bazı krizler yaşatabilir. Ama genel anlamda güzel bir yeni ay, tekrar söylüyorum. Jüpiter Plüton üçgeninde yine size aynı şeyi söylüyor. Yatırımlar, ev almak, ev satmak, kredilerle ilgili konularla ilgilenmek, belki bir miras konusuyla ilgilenmek bu dönem söz konusu olabilir. Oldukça da güçlü bir etki söylüyorum. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar, bu yeni ay sizin ilişkiler ve ortaklıklar evinizde olacak. Bekar olan yaylar için oldukça güzel bir yeni ay. İlişkisi olanlar için de ciddi kararlar verilebilir. Ama Satürn karesi var. Tekrar söylüyorum. Arada krizlerin, arada engellerin olması çok söz konusu. İstediğiniz hızla gitmezse de moralinizi bozmayın. Gökyüzündeki Jüpiter Plüton üçgeni de size diyor ki yeni insanlar, belki yeni ortamlar ama bu ortamlarda tanışacağınız güçlü karakterler hayatınıza girebilirler. Olabildiği kadar yeni ortamlarda yeni insanlarla tanışmaya gayret edin. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar, bu yeni ay size diyor ki yeni bir iş, yeni bir proje, yeni bir görev gelebilir. Venüs desteği var, oldukça bereketli ama Satürn'den dolayı da belki bazı iş arkadaşlarınızla gerilim yaşamanız söz konusu olabilir. Çok da canınızı sıkmayın. Gökyüzündeki Plüton Jüpiter üçgeni de 6-2 hattını etkileyecek. Yani diyor ki para ve iş konusunda güç senden yana, lütfen kullan. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sevgili kovalar, bu yeni ay aşk evinizde gerçekleşiyor. Yalnız olanlar için güzel aşk fırsatları gelecektir. İlişkisi olanlar için de çok daha keyifli bir dönem olacaktır. Satürn karesi insanın azıcık canını sıksa da, azıcık engeller, azıcık gecikmeler gösterse de gökyüzündeki Plüton Jüpiter üçgeninde yine 5-1 hattını çalıştıracak. Yani gerçekten aşk, flört, eğlence bu dönem hayatınızda olacak. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sevgili balıklar, bu yeni ay sizin hanenizde gerçekleşecek. Ev almak, ev değiştirmek, yeni bir yere taşınmak, belki aileyle ilgili konuları çözmek için bu yeni ayı kullanabilirsiniz. Satürn karesi bazen bazı engelleri önünüze çıkarsa da bu yeni ayın bu enerjilerini kullanmaya çalışın. Jüpiter Plüton üçgeninde yine aynı vurgu var. Diyor ki size aile kurmak, köklenmek, aileyle ilgili sorunları çözmek, belki bir mirasla ilgili bir konuyu çözmek için bu dönem güç sizden yana olacak. Lütfen kullanın. Sevgili mavi kadınlılar, güzel bir yeni ay. Satürn karesi biraz engellemeler, gecikmeler getirse de dersimizi alınca mutlaka ödülümüzü de alırız. O anlamda bu yeni ayı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.